Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sistemlerin sağlığıyla devam edeceğiz. En son solunum sistemini işlemiştik. Bugün ise boşaltım sisteminin sağlığıyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki boşaltım sistemini ayrıntılı olarak işlemiştik. Şimdi birlikte boşaltım sistemi sağlığına bakalım. Bizler boşaltım sisteminin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Şimdi bunlardan bahsetmeliyiz. Düzenli banyo yaparak temizliğimize dikkat etmeliyiz. Bu zaten tüm sistemlerimizin korunması için yapmamız gereken en önemli şeylerden biri temiz tutmaktır arkadaşlar vücudumuzu. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız arkadaşlar. Kesinlikle bu da çok önemli arkadaşlar. Boşaltım sisteminde soğuk çok etkili. Böbreklerimizi özellikle soğuktan korumalıyız. Günde en az 2 litre su içmeli. En az, bakın, en az 2 litre su içmeliyiz. Ağrılı idrar çıkarma, idrarda kan görme durumlarında hemen doktora gitmeliyiz arkadaşlar. Diş çürükleri böbrek hastalıklarında çok önemlidir. Diş çürükleri tedavi edilmeli. Boğaz intihaplanmalarında tedavi yarıda kesilmemeli. Aşırı tuzlu ve aşırı baharatlı besinler tüketilmemeli arkadaşlar. Bunlar bizim böbrek sağlıklarımızı, boşaltım sistemimizin sağlığını korumamız için yapmamız gerekenler. Peki, boşaltım sistemi rahatsızlıkları nelerdir? İlk olarak böbrek yetmezliği ile başlayalım. Böbreklerin yapısının bozulmasından dolayı görevlerini yapamaz hale gelmesidir böbrek yetmezliği. Burada böbrek görevini yapamadığı zaman hasta haftada en az 3 kere diyaliz makinesi dediğimiz bir makineye bağlanır. Peki bu makine ne işe yarar? Böbrek yetmezliği hastalığında diyaliz tedavisi uygulanıyor. Burada bu makine ne işe yarıyor? Böbreklerin yeterince süzemediği kanı süzerek kanın temizlenmesini sağlıyor. Peki kesin bir tedavi midir? Hayır arkadaşlar, kesinlikle tedavisi kesin değildir. Yani tedavi yöntemi geçicidir. Burada kesin tedavi arkadaşlar böbrek nakliyle gerçekleşir. Yani böbrek yetmezliğinin kesin tedavisi böbrek nakliyle olur arkadaşlar. Böbrek taşı, bu da çok sık rastladığımız hastalıklardan arkadaşlar. İdrar yolu intihabı, besinlerle alınan fazla kalsiyum ve D vitamini, yetersiz sıvı alımı gibi etkenlerle oluşur. Böbreklerimizde biriken madensel maddelerdir böbrek taşı. Böbrek taşları yüksek enerjili ses dalgalarıyla veya lazerle kırılabilir. Eğer taşlar büyükse ameliyatla alınır. Yüksek ses dalgaları, biz bunu ses konusunu işlerken aslında anlatmıştık. Sesin enerjisinden yararlanarak böbrek taşlarının da kırıldığından. Fakat böbrek taşlarının büyüklüğü daha fazlaysa o zaman ameliyatla alınıyor arkadaşlar. Nefrit, çeşitli nedenlerden dolayı böbreklerdeki nefronların, nefron neydi? Kanın süzülmesinden sorumlu en küçük yapıydı. 2 milyondan fazla nefron bulunduruyordu böbreklerimiz. Bu nefronların intihaplanmasıyla ortaya çıkan hastalıktır arkadaşlar. Üremi, böbreğin görevini tam yapamaması sonucunda kandaki üre miktarının artmasıdır arkadaşlar. Kandaki üre miktarı artıyor. Böbreğin görevini tam yapamaması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Yine bunlarla birlikte bilmeniz gereken böbrek kanseri, mesane kanseri yani idrar kesesi kanseri de bilinen rahatsızlıklardandır diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer sistem olan denetleyici ve düzenleyici sistemlerimizin sağlığına. Burada ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? Şimdi birlikte bunlara bakalım. Evet, denetleyici ve düzenleyici sistem hastalıkları nelerdir? Hormonların normal değerinden az ya da çok salgılanması bazı hastalıklara yol açar. Şimdi bakalım bunlar neler? Mesela felç, beyindeki kan akışının azalması sonucu sinirlerin ve kasların çalışmasının engellenmesi, hareket sinirlerinin zedelenmesi arkadaşlar. Hareket sinirlerinin zedelenmesiyle
felç oluşumu vardır. Devlik, büyüme hormonunun hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonunun fazla salgılanmasıyla, ergenlik döneminde fazla salgılanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Cücelik, büyüme hormonunun az salgılanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Yine günlük hayatta çok karşımıza çıkan guatr, tiroid bezi yeterince tiroksin hormonu salgılayamadığı durumlarda normalden fazla çalışır ve büyür. Bu durumda guatr dediğimiz hastalığa sebep olur arkadaşlar. Boğazda şişkinlikle görülür belirtisi. Diyabet bir diğer hormonlarla ilgili hastalıktır arkadaşlar, diyabet hastalığı. Şimdi neymiş, birlikte bakalım. Diyabet diğer adıyla şeker hastalığıdır arkadaşlar. Kanda glikoz, yani şeker seviyesinin normalin üzerine çıkması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktır. Eğer vücudumuzdaki insülin hormonu yeterli miktarda salgılanmıyorsa, insülin neydi? Kan şekerimizi düşüren hormondu. Eğer ki insülin hormonu normal değerinden az salgılanıyorsa şeker hastalığı ortaya çıkar arkadaşlar. Çünkü kandaki şeker miktarı düşürülemez. Bu da idrarda glikoz şekerinin görülmesi anlamına gelir. Normalde idrarımızda glikoz bulunmaz arkadaşlar. İdrarda glikoz bulunmaz. Fakat şeker hastası olan kişilerde idrarda glikoz gözlemlenir. Bu da vücutlarındaki insülin hormonunun yeterli çalışmadığını bizlere gösterir. Günümüzde en çok yaygın olan bir hastalık var ki özellikle son zamanlarda kendisini çok fazla göstermeye başlayan kanser arkadaşlar. Kanser nedir? Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmaması ile başlar. Bu, vücudun olması gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırır. Kanser, vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Ölümcül bir hastalıktır. Günümüzde en çok karşılaştığımız akciğer, prostat, pankreas, deri, mide, kan kanseri, kalın bağırsak, göğüs, tiroid, rahim, yumurtalık kanseri, bunlar günümüzde en çok karşılaştığımız kanser türleridir arkadaşlar. Evet, bir başka önemli konu, burada dikkat etmemiz gereken sağlığımızda bilinçsiz ilaç kullanımı nedir arkadaşlar? Bilinçsiz ilaç kullanımı nedir? Bilinçsiz ilaç kullanımı, biliyorsunuz ki bazı insanlar bunu çok yapar. Nedir? Doktor kontrolü olmadan, doktorun tavsiye ettiği ya da doktorun yazmadığı herhangi bir ilacı sadece kendisine iyi geldiğini düşünerek kullanması ya da işte kendisindeki herhangi bir yerin ağrıması, başka bir arkadaşında da evet ona benzer bir ağrı olduğu için ona verilen ilacı ben de kullanırım, bana da iyi gelir zihniyetiyle kullanması bilinçsiz, yani hiçbir şekilde hiçbir doktora başvurmadan kafasına göre kullandığı ilaçtır arkadaşlar. Peki bunun vücudumuzda ne gibi zararları vardır? Şimdi bunlara bakalım. Bilinçsiz ilaç kullanımı arkadaşlar ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Nedir bu alerjik reaksiyonlar? Kaşıntı olabilir, öksürük olabilir, vücudumuzun herhangi bir yerinde dökülme olabilir, derimizde dökülme olabilir, yaralanmalar olabilir. Bu tür alerjik reaksiyonlar görülebilir. Karaciğer fonksiyonlarında bozulma olabilir. Kullanılan ilaç karaciğere ciddi anlamda zarar verebilir. Yine böbrek yetmezliği, böbrekler bu tür kullanılan ilaçlardan en çabuk etkilenen organlar. Böbrek yetmezliği yapabilir. Yine burada kullanılan ilaç obeziteye neden olabilir arkadaşlar. Hızlı kilo alımına sebep olabilir. Yine bağırsak sistemlerinin bozulmasına ve hasar almasına sebep olabilir arkadaşlar. Birçok zararı vardır bilinçsiz ilaç tüketiminin. O yüzden kesinlikle dikkat etmeliyiz ilaç kullanırken. Doktorun tavsiye etmediği hiçbir ilacı almamalıyız arkadaşlar.
Evet, günümüzde sağlık denilince aklımıza en çok uzak durmamız gerekenlerden iki faktör sigara ve alkol gelir. Peki bunların zararları nelerdir? Sigara ve alkol vücudun savunma sistemini zayıflatır arkadaşlar. Sigaranın zararlarına baktığımızda insan sağlığında öldürücü etkiye sahiptir. Akciğer, gırtlak, yemek borusu kanserine sebep olabilir. Kronik bronşit, astım ve kalp hastalıklarının nedenlerinin başında gelir. Sigara yalnızca içenlerde değil, içmediği halde pardon, dumanına maruz kalan nedir bu kişiler? Pasif içiciler. Kişilerde de zarar verir bu kişilere ve bunların da akciğer kanseri teşhisi oluşturmasına sebep olur arkadaşlar. Sigara yine bakın burada sadece kişinin kendisine değil çevresine de zarar verir. Alkole baktığımız zaman yine vücut savunmasında zayıflama görülür. Karaciğer yetmezliği, kalp ve mide rahatsızlıklarına sebep olur. Kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler. Karaciğer kanseri, siroz hastalığına sebep olur. Alkolün içerisindeki uyuşturucu madde, kullanan kişilerin kendini kontrol edememesine, unutkanlık, hafıza kaybı, korku, kıskançlık, sinir krizlerine sebep olur arkadaşlar. Bakın birçok etkisi vardır. Peki bu alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelerden korunmak için kurulan bir kuruluş ya da insanlara yardım eden bir kuruluş yok mudur? Tabii ki vardır. Nedir bu? Yeşilay'dır arkadaşlar. Yeşilay, sigara, alkol ve diğer uyuşturucu maddelerle mücadele eden halkımızın ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar Yeşilay. Bu tür işlerle ilgilenir arkadaşlar. Sigaranın bırakılması, alkolün bırakılması, uyuşturucunun bırakılması, bunların tedavi edilmesi, insanların daha mutlu bir hayat, özellikle gençlerimizi bu tür kötü alışkanlıklardan korumak için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar Yeşilay. Gelelim İlk yardıma. İlk yardım nedir? Şimdi buna bakalım birlikte. İlk yardım, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır arkadaşlar. İlk yardım deyince adından da anlaşıldığı gibi elimizdeki mevcut araç gereçle hemen olay yerinde hasta veya yaralının yanında sağlık çalışanları gelesiye kadar hastanın hayatını tehlikeye sokacak herhangi bir şeye maruz bırakmamak, hastayı rahatlatmak amacıyla ilaçsız yapılan uygulamalardır. Peki ilk yardımcı nedir? Bu konuda eğitim almış kişilere biz ilk yardımcı diyoruz arkadaşlar. Peki bizim ilk yardım yapmamızdaki amacımız nedir? Şimdi buna bakalım birlikte. Yani ilk yardımın öncelikli amacı neden? Neden biz ilk yardım yaparız? Şimdi buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması için, yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilmesinin sağlanması için, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi için, iyileşmenin kolaylaştırılması için ilk yardım yapılır. Öncelikle tabii ki hayati tehlikenin ortadan kaldırılması en önemli faktördür arkadaşlar. İlk yardımda temel amaç koruma, bildirme, kurtarmadır arkadaşlar. Koruma, bildirme ve kurtarmadır. İlk yardım gereken her durumda bizler nereye arıyoruz? Telefonla 112 acil aranıyor arkadaşlar. İlk yardım gerektiren her durumda 112'yi arıyoruz. Gelelim organ bağışı
ve organ nakli nedir? 6. ünitemizin artık son bölümü arkadaşlar. Organ bağışı ve organ nakli nedir? İlk olarak organ naklinden bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden ya da beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan sağlıklı ve uygun organın nakledilmesine organ nakli denir arkadaşlar. Organ nakli burada beyin ölümü gerçekleşmiş ya da canlı bir vericiden başka bir kişiye sağlıklı ve uygun organın nakledilmesidir. Peki organ bağışı nedir? Bir kişinin sağlıklı her organının kendi iradesiyle ölümünden hemen sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin vermesine organ bağışı denir arkadaşlar. Peki organ bağışının ne gibi faydaları vardır? Birçok insanın uzun süre devam eden rahatsızlığından kurtulmasını sağlayabilir arkadaşlar. Bunun dışında ne gibi? Toplum açısından düşündüğümüz zaman toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak toplumsal bağları güçlendirir arkadaşlar. Ülkemizde kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, kornea, kan ve kemik iliği nakilleri başarıyla yapılmaktadır arkadaşlar. Peki kimler organ bağışı yapabilir? Şimdi bunlara bakalım. Kimler organ bağışı yapabilir? 18 yaşını doldurmuş, bu isteğini tanıklar huzurunda hem yazılı hem sözlü olarak yapmış, bu isteğinin doktor tarafından onaylanmış kişiler organ nakli yapabilir arkadaşlar. Organ bağışı yapabilir, özür diliyorum. Organ bağışı yapan kişiye doku ve organ bağışı belgesi verilir ve bu kişi bu belgeyi sürekli yanında bulundurur arkadaşlar. Evet, 6. üniteyi böylelikle bitirmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.